Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener, Akyol Karahisarımıza hoş geldiniz. Teşkilat işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Sayın Koray Aydın, Akyol'umuza hoş geldiniz. Hukuk ve seçim işlerinden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Erdem, hoş geldiniz. Mali idarelerden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Mustafa Dervişoğlu, hoş geldiniz. Ekonomiden sorumlu Genel Başkan Yardımcımız Durmuş Yılmaz, hoş geldiniz. Genel İdare Kurulu üyelerimiz, eski bakanlarımız, eski milletvekillerimiz ve eski belediye başkanlarımız, Akyol Karahisar'ın ve ilçelerinden katılan sivil toplum kuruluşlarımızın çok kıymetli temsilcileri, İl Genel Meclisi ve Belediye Meclisi üyelerimiz, belediye başkanlarımız, il ve ilçe başkanlarımız, hanımefendiler, beyefendiler, geleceğimizin teminatı aziz gençler, hoş geldiniz, sefa verdiniz. Açılış konuşmalarını yapmak üzere İYİ Parti Afyon Karahisar İl Başkanımız Sayın Erdal Gümüş'ü sahneye davet ediyorum. Merkez İlçe Başkanımız Sayın Okşan Ulusoy Efe Hanımefendi'yi de sahneye davet ediyorum. Sayın Genel Başkanım, Sayın Genel Başkan Yardımcılarım, Türkiye'nin dört bir tarafından bu mutlu günümüzde, bu düğünümüzde bizi yalnız bırakmayan siz Afyonlu kardeşlerim, açılışımıza hoş geldiniz, sefalar getirdiniz. Yağmurun da gelmesi sebebiyle ben lafı uzatmadan sözü sahibine, Türkiye'nin Meral ablasına, Genel Başkanımız Sayın Meral Akşener'e takdim etmek istiyorum. Ol deyince olduran, gönüllerimizi iman ruhuyla dolduran, Allah'ın 99 ismiyle bismillah. Bu bismillah ki Kürşat'ın Çin Sarayı'nda, Alparslan'ın Malazgirt'teki, Hayvanan'ın Ahlat'taki bismillahı ve Sayın Genel Başkanımız Meral Akşener! Meral Akşener! Kimse sizlerin kimsesi. Tamam, sağ ol. Tamam. Azıcık şunu kesin. Önce şurayı kaldırın. Kadınları niye bu kadar sıkıştırdınız? Açın burayı. Hoş bulduk. Açın şurayı. Tamam. Bana bakın. Tam durdunuz eğilin. Tam buldunuz eğilecek kadını ha. Hatta zaman zaman diyebilirsiniz ki bu kadar da dikleşme. Azıcık hafif sakin ol diyebilirsiniz. Çok değerli hanımefendiler, çok değerli beyefendiler, gözümün nuru gençler, aranızda olmaktan büyük bir mutluluk duyuyorum. Allah razı olsun. Burayı şereflendirdiniz. Bizlerle beraber oldunuz. Bu güzel günde İşinizi, gücünüzü, çoluğunuzu, çocuğunuzu, hele kadınlar, bıraktınız, geldiniz, bize güç verdiniz, kuvvet verdiniz, irademizi güçlendirdiniz, inancımızı kavileştirdiniz. Allah her birinizden razı olsun. Hakkınızı helal edin. Çok sağ olasınız. Biz bugün buraya Afyon ilimizin il binasını açmak üzere geldik. Hoş bulduk. Siz de hoş geldiniz. Şerefler getirdiniz. Kendimi ev sahibi gibi hissediyorum. Çünkü il binasının açılışını yapacağız. Türkiye bir yeni partiyle tanıştı. Adı İYİ Parti. Bu İYİ Parti'yi siz kurdunuz. Bu İYİ Parti'yi milletimiz istedi, milletimiz kurdu. Ve yıllar evvelini hatırlıyorum.
Sayın Erdoğan partisini kuracak. 28 Şubat olmuş. 1000 yıl sürecek denmiş. Ve onun içinde muhtar olamaz denmiş. Bir şiir okumuş, hapse girmiş. Eminim burayı şereflendiren herkes onun yanında yapılan haksızlığa dik duruyor. Bu fakir, onu söylüyorum. Bu fakir kardeşiniz, ablanız, anneniz de onunla beraber. Yani her daim mazlumun yanında olan Türk milletinin bir ferdi olarak ben de Sayın Erdoğan'ın yanındayım. Sonra partisini kurmaya kalkıştı, gene birlikteyiz. Hapishaneye gitti, gene yanında durduk. Ve parti kurulacak, bir iktidar var. Bu tür toplantılarda valiler, emniyet müdürleri buyur başkanım hakkındır diyor. Binalar için müracaat ediliyor, kirasını almayacağım kur partini deniyor. Otellerde konuşmalar yapılıyor, namütenayi lüks yerlerde toplantılar yapılıyor. Hiçbir bina sahibi, hiçbir otel sahibi 15 gün kalıp da ondan sonra çık kardeşim, bakanlıklardan tehdit alıyoruz demiyor. Ve bu millet bu şartlar altında vay sana nasıl muhtar olamazsın dediler diyerek durdu ve Adalet ve Kalkınma Partisi'ni iktidar 2002'de kendisini de önce başbakan sonra cumhurbaşkanı yaptı. Milletimiz bu feraseti, hikmeti, Anadolu'nun irfanını kalbinde, beyninde taşıyan bir milletin mensubu olmaktan gurur duyuyorum. Bugün ne oluyor? Bugün İyi Partililer sizin isteğinizde bir siyasi parti kurdular ve sizin avukatınız, milletimizin avukatı olmak için, sizlerin haklarını korumak için yola düştüler. Yer bulmakta problem yaşıyoruz. Bina bulmakta problem yaşıyoruz. İnsanlar bu meydanları doldurmakta korkutuluyorlar. Eğer buraya gelirsen fişlenirsin. Esnafsan maliye gelir. Çocuğun öğretmense işten gider. FETÖ'cülükle suçlanırsın. Öyle olur, böyle olur. Ve sonuç itibariyle kaldığımız otelleri bakanlıklar arayıp Meral Akşener orada kalıyorsa derhal çıkarın. Aksi takdirde hiçbir iş alamazsınız deniliyor. Bunu niye anlattım? Dünün yok, ne korkacağım canım? Ölümden öte köy mü var? Onlar korksun. Benim anlattığım şey şu. Dünün mazlumunun yanındaydık. Dünün mağdurunun yanındaydık. Dünün mağdurunu bugünün zalimi olarak görmekten üzüntülüyüm. Parasını ödeyerek kaldığımız otellerden atılıyorsak bugünün zaliminin zulmünden üzüntülüyüm. Şimdi dün nasıl devrim güçlüleri bu kardeşimize, bu arkadaşımıza muhtar olamazsın deyip demişler, o demiş olmalarına rağmen cumhurbaşkanı olduysa, bununla yetinmeyip şimdi de hepimizin başında astık kestik tek adam olmak istiyorsa, şimdi bu aziz millet hayır diyor, duy be kardeşim. Hayır diyor, duy be kardeşim. Duy. Afyon'dayız. Afyon tarım şehri. Afyon eskiden sanayi şehri. Eskiden Afyon aynı zamanda maden şehri. Mermer ocaklarının en yoğun bulunduğu bir şehrimiz. Mermerden, ocaktan çıkararak para kazanıyorsunuz, tamam. Niçin Sayın Erdoğan 16 senedir iktidarsın,
Niçin maden ocaklarının ocaklarından çıkan mermeri işleyecek fabrikalar buraya kurmuyorsun? Niçin 2 milyar dolarlık ihracatta kalıyorsun da? Niçin o Çin'in bizden aldığı, İtalya'nın bizden aldığı, işlediği, sonra da evlerde, orada burada kullanılmak üzere hem bize hem dünyaya sattığı mermeri Türkiye'de katma değerli bir hale getirmiyorsun? Niçin Afyon'un genci işsizken Çin'in genci iş buluyor? Niçin İtalyan genci iş buluyor da Afyon'un genci işsiz? Niçin fabrika kurmuyorsun? Niçin tarımı güçlü hale getirmiyorsun? Sebebini söyleyeyim. Geliyoruz inşallah. Diyor ki millet sizi bekliyor. Ben de diyorum ki geliyoruz inşallah. Söylemeye çalıştığım şey şu. Bugün Uşak'tan Afyon'a geldik. Afyon'da, Uşak'ta aynı zamanda tarım ve hayvancılık şehirleriydi. Şimdi diyorlar ki abi gidiyor. Abi gezmeye gidiyor. Sudan'a gidiyor. Sudan'da El-Beşir ahbabı oldu biliyorsunuz. El-Beşir yakın zamanda Hatay'a gider. Dolayısıyla El-Beşir'e bir kıyak yaptı. Hayır, onu Tunus'tan. Oradan et alıyor. 4 dolar kilosu et satın alıyor. Peki Afyon'un hayvanını niye satmıyorsun kardeşim? Niye Afyon'da hayvan yetiştiriciliğini daha geniş bir hale getirmiyorsun kardeşim? Peki gitti oradan Fransa'ya. Macron teşekkür etti. 5700 ton et ithal etti. Sen bir zamanlar belediye başkanıydın. Gittin Paris'e. Dedin ki yok, ben Fransız eti yemem. Peynir ekmekle karın doyurdun. Bu millete sen şimdi Fransız etini niye yediriyorsun? Sırp etini niye yediriyorsun? Sudan etini niye yediriyorsun? Peki ne kadara kullanıyorsunuz mazotu? 5 lira. Biliyor musunuz? Hani mısır ithal ediyoruz ya biz şimdi Amerika'da. Amerikan çiftçisi mazotu kaça kullanıyor biliyor musunuz? 1,5 Türk lirasına kullanıyor. Amerikan çiftçisinin 1,5 liraya mazot alıp ürün yetiştirdiği yerde, gübrenin ucuz olduğu yerde, hayvancılıkta yemin daha ucuz olduğu bir yerde, Afyon çiftçisinin 5 liradan mazot kullandığı, girdilerin bu kadar pahalı olduğu bir yerde, Afyon çiftçisinin ürettiği ürünü dünyayla rekabet edebilir, yapabilir misin, yapamazsın? Döndürüp diyorsun ki bizimkiler pahalı üretiyor. Sen bostan korkulu musun? Niçin ucuzlatmıyorsun? Niçin ucuzlatmıyorsun? Ve dolayısıyla gittiğimiz her şehirde Şırnak'la Afyon arasında problem farkı yok biliyor musunuz? Eşitlemişler. Soruyorsunuz orada genç işsizliği. Soruyorsunuz orada sanayi tesislerinin olmaması. Soruyorsunuz, diyorlar ki hayvancılığımız öldü bitti. Şimdi Fransa'ya gitti. Fransa'da dostum Macron oldu ya. Ay çok korkuyorum yalnız bana kardeşim Meral diyecek diye. Yani ciddi çok korkuyorum. Bir kardeşim Meral derse Hatay'a gittim. Allah muhafaza. Ya dokundu 3 gün yaşamıyor. Bastığı yerde ot bitmiyor şu anda. Neyse, dostum Macron'dan 5700 ton et aldı. Dedi ki Macron, Sayın Erdoğan çok teşekkür ederim Fransız çiftçileri adına. Haydi. Ondan sonra yetmedi. Ulife dağıtıyor. Yetmedi. Füze aldı. Ya muhterem, sen yeni S-400 füzesi aldın. Daha onları nereye konuşlandıracağı belli değil. Şimdi gittin. Ondan sonra döndü. Bir de üstlük uçak aldı. Bu arada Amerika'dan 11 milyar dolara uçak aldın.
Peki sen bu arada millet bütün bu ülkelere eğit 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 yapıyorsun. Bu eğitlerin her sonunda cebinden para, kendi cebinden çıkarıyorsun. Afyonlu'nun cebinden çıkarıyorsun parayı, veriyorsun bahşiş. Hatırlayın, eskiden de cumhurbaşkanları, başbakanlar gizerlerdi. Rahmetli Özal, rahmetli Demirel giderlerdi iş adamlarına. Duyardık, gazeteler yazardı. İşte şu kadar makina satma işlemini cumhurbaşkanı veya başbakan sağladı. Efendim şu kadar ürün satışını bağladı. Türkiye'ye şu kadar milyar dolar satış yapıldı, dolar gelecek. Yahu senin her gezdiğin yerde cepten para gidiyor. Kendi cebinden mi harcıyorsun sen bunları? Unife mi dağıtıyorsun kardeşim? Afyonlu'nun cebinden. Şimdi ben baktım, gençlerimizin yüzüne baktım gelirken. Umutsuz, mutsuz, heyecansız. Niye? 4 senelik üniversite mezunları işsizde ondan. Atanamayan öğretmenler. Niye bu kadar öğretmen yetiştiren okul açtın kardeşim? Her şeyde bir üniversite açtın sağ ol. Devasa binalar yaptın sağ ol. Ama velakin o okullarda hoca yok bir. O okullardan mezunu habire öğretmen mezun eden bölümler açtın. Mezun oldular. Bu çocukları işsiz güçsüz gezdirmeye hakkın var mı? Mecbursun, tayin edeceksin. Etmediğin takdirde peşinde olacağız. 20 bin öğretmen ne işe yarayacak? 3 bin öğretmen çıkardım bu ülkede ya. Bir tane sözleşmeli öğretmen, bir tanesi ücretli öğretmen, bir tanesi normal öğretmen. Çocuklarımızı, çocuklarımızı teslim ediyoruz o insanlara biz. Afganlılar da varmış. Ya. Abi görüyorum, görüyorum. Şimdi 3,5 milyon Suriyeli geldi. Eşinden, gücünden oldurdu. Bizimki ne yapacaktı? Onları da getiren bu. Peki hani Şam camisi, Şam'da Emevi camisinde namaz kılacaktı. Kaç yıl oldu? Şimdi kardeşim Esat olduydu. Şimdi tekrar kardeşim Esat oluyor. Sabah kalkıyor başka, öğleden sonra başka, akşam başka. Aptala döndük. Hepimiz aptala döndük. Bıktık kardeşim, bıktık. Bıktık. Ya böyle bir şey olur mu? İndir mazotu. İndir mazotu. Efendim, evet gübreyi ve yemi. Şimdi şeker fabrikalarımız vardı. Pancar üretimi vardı. Pancardan artan küsbe hayvan besiciliğinde kullanıyordu. Sırf Amerikalıları mutlu etmek için pancarı kotalaştırdılar, küçülttüler, hayvancılık da gitti, şeker de gitti, pancar da gitti, çiftçi de gitti. Ama kim gitmedi? Amerikan çiftçisi gitmedi. Çin'den sarımsak alınıyor. Kastamonu'nun yerinde olsam sopayla kovalarım. Efendime söyleyeyim. Nerede? İtalya'dan mercimek. Aa ben şeyden biliyordum, Kanada'dan. Bak hem İtalya hem Kanada var demek ki. Takipte zorlanıyoruz. İran'dan soğan, Rusya'dan buğday geliyor, buğday. Aa daha komiği var. Tarım Bakanı çıkmış diyor ki adam. İnsan utanır be. Diyor ki kendine yetecek tarım ürününü yetiştiremeyen ülkeler bağımsız değildir. Aynen katılıyorum ama sen ne iş yapıyorsun kardeşim? Bostan korkuluğu musun? Sen nesin? Sen Tarım Bakanı değil misin? Şimdi yalnız bunların hepsinin takipçisi olacağız. Bu arada polis kardeşlerimi gördüm. Bunu da mutlaka söylemeliyim. 3600 göstergelerinizin çıkartılması için elimizden ne geliyorsa yapacağız. Bunlar yapmadığı takdirde biz yerine getireceğiz. Yalnız şimdi bir yerli ve milli mutabakatımız oldu. Biliyorsunuz yerli ve milli. İyi güzel. Şimdi bunun şartlarına baktım ben. Yerli ve milli mutabakatın başrolünde bulunan
Sayın Erdoğan'ın yerli ve milliliği. Abimiz BOP eş başkanı. Ya Büyük Orta Doğu projesinin eş başkanı. Büyük Orta Doğu projesi ne? Büyük Orta Doğu projesi Condoleezza Rice'ın deyimiyle 36 bu bölgedeki ülkelerin sınırlarını değiştireceği bir proje eş başkan. Aynen öyle. Bak Büyük İsrail projesi dedi genç kardeşim. Aynen öyle. Aa şimdi bak İsrail'le böyle İsrail söylendiği zaman bunlar üzülüyor. Biliyorsun çok üzülüyorlar. Çünkü şimdi garip gelip böyle sahada İsrail şeytan ama şeye baktığın zaman yukarıya baktığın zaman büyük dost aranızda sizin İsrail'e hizmet etmekten dolayı cesaret madalyası olan var mı? İstemem. Bende de yok. Abi de var. Abi de var. Evet, Sayın Erdoğan'da var. İade ettiğini duydunuz mu? Vay be. Bağırıpça eyit İsrail madalya burada. O madalya kime takılıyor biliyor musunuz? İsrail'e büyük hizmet yapan ve de Süleyman Tapınağı'nın tekrar inşası için gayret gösterenlere takılıyor madalya. Evet. Şimdi bir madalyalı arkadaş var. O da yani yerli ve milli mutabakatın başrolünde. İkincisi bir BOP eş başkanı, iki madalyalı, İsrail madalyalı. Şimdi üç, daha enteresan bir iş var bu yerli ve milli abide. Bir de hepimizi de yerli ve milli olup olmamamızı da kontrol ediyor ha. İta amiri. Elinde kantar tartıyor hepimizi. Eskiden bunlar iman metreyle imanlarımızı tartarlardı. Şimdi yerli ve milliliğimizi tartıyorlar. Fakat biliyorsunuz bu abi aynı zamanda her türlü milliyetçiliği başta Türk milliyetçiliği olmak üzere ayağının altına aldıydı. Yerli ve milli. Şimdi yerli ve milli abi Türk milliyetçiliğini ayağının altına aldı. Peki kendini ha? Abi aa bak diyor ki hanımefendi sakın abi deme diyor kardeş ilan eder yanarsın diyor. Doğru haklısın kızım. Haklısın kızım. Haklısın. Muhterem. Şimdi bu muhterem BOP madalya milliyetçiliğin her türünü Türk milliyetçiliği başta olmak üzere ayak altında. Bu arada kendini Türk milliyetçisi olarak tanıtanlara da aynı şahıs kamiyetçisiniz. Efendim kafatasçısınız, vampirsiniz, kandan besleniyorsunuz dedi. Aa bir de Fatiha bilmezlik var değil mi? Fatiha da bilmezsiniz ama sonuç itibariyle bu demiyorum. Bak kardeş olsun. Aa dedim kaldı. Bu muhterem yerli milli burayı şereflendiren sizler ve ben gayrimilli. Hadi oradan be. Hadi oradan be. Hadi. Buradan bazı sorularım var. Açılım yaptın. Çözüm süreci dedin. Türk ordusunu lağvettin, lağvettin. Kumpaslarla hapise attın. Sen yerli millisin, biz gayrimilli öyle mi? Peki, attın hapishaneye, genelkurmay başkanını attın hapishaneye, adamcağız yattı bir süre, sonra pardon dedin, kandırıldık dedin, efendim aldatıldık dedin. Şimdi burada soru şu, güzel kardeşim bunu diyebilirim. Muhterem, muhterem, şimdi habire kandırılıyorsun. Seni önce Obama kandırdı, Putin kandırdı, Merkel kandırdı, hadi onları geçtik. Sonra PKK kandırdı, APO kandırdı, sonra Barzani kandırdı, FETÖ kandırdı. Kardeşim kandırmayan adam yok. Çok, bakın.
Yani ciddi tehlikedir. Yakın zamanda beni Bahçeli kandırdı diyebilir ha. Ha, büyük tehlike. Büyük tehlike, haberiniz olsun. Ben bir şey demiyorum. Bak, yakın zamanda beni bu da kandırdı diyebilir. Dolayısıyla şimdi bu muhterem orduyu lağvetti. Paşaları, amiralleri, efendim pilotları hapsetti. Dörder sene, beşer sene yattılar. Şimdi bir soru soracağım bu kendisine. Bütün askerlerin şahsında Genelkurmay Başkanı İlker Başbuğ'dan hapsettiğin için özür diledin mi kardeşim? Dilemedi. Peki Engin Alan'dan diledin mi? Yörük Ali'den diledin mi? Hayır. Kim yaptı? Bu şerefsiz Zekeriya Öz yaptı. Şimdi öyle diyorlar. Tamam. Peki tamam da bu Zekeriya Öz'ün altına zırhlı aracı Meral Akşener mi verdi? Siz mi? E sen verdin. Ya bu kadar körlük olur mu? Bu kadar körlük olur mu? E şimdi habire kandırılıyorsunuz. Geldik FETÖ işine. Ya FETÖ da kandırdı. En son pek çok insan işte zaraba gelmedi, daha zaraba sıra var. Dur. Acele ettirmeyin. Telaş oluyorum o zaman. Şimdi dur. Şimdi zarabadayız. Yok, ben eğilmem. Eğilemiyorum. İmkan olsa ama yapamıyorum maalesef. Olmuyor. Katiyen. Önde nasıl? Hayır, şimdi muhterem bir sözü var. Yani dikleşmeden dik durmak diye, ben vallahi dikleşiyorum da. İkisi bir arada. Şimdi FETÖ her yerlere sızmış. Fakat öyle bir şey oldu ki zenginlerin kaçtı. Garibanlar hapiste. Şimdi öğretmen, polis memuru maaşını bankası ya da sen yollamışsın, git oradan al demişsin. Oradan maaşını almış, adam işsiz. Ama buna karşılık damatlar serbest. Şimdi bakın, bunlar AK Parti iktidarı, yeminle söylüyorum, FETÖ'yle mücadele yapamaz. Niye yapamaz? Yahu damat almışlar, kız vermişler. Bunların içine FETÖ kaçmış, FETÖ. Dolayısıyla bu mücadeleyi yapamazlar. En son efendim. Neden az oluyor? Ha? Şimdi bari ben de size bir türlü yaranamıyorum. AKP diyorum, diyorsunuz ki AK Parti'de ayıp olur. E peki AK Parti diyoruz, ondan sonra bir de çıkıyorsun diyorsun ki ben de Kara Parti'de. E Kara Parti diyemem şimdi. Ha, onu diyeyim. Peki sen dedin olsun. Ya. Daha hayır, şimdi bakın. Daha enteresan şeyler söyleyeyim ben size. Şimdi Harbiyeli gençler mahkemeye çıkabilen tahliye oluyor. Fakat daha iddianameleri bir kısmının hazır değil. Bu arada 7 tane genç er ve Harbiyeli genç köprüde linç oldu. Hani onların failleri bulunacaktı. Askerlik yaptığı erkekler bilir. Kadınlar o kadar bilmese de. Bir erin, bir talebenin komutan hadi gidiyoruz dediği zaman ben gelmiyorum deme imkanı var mı kardeşim? Yok. O erin suçu ne? Komutanını tamam al, adam getirmiş, gerekeni yap. Hukuken hangi cezası varsa çeksin. Ama o garibin, bu fakir. E şimdi bak, bu bulunur da. Şimdi bu bak kızım şeyi söylüyorum. Zengini kaçtı, güçlüsü gitti. Damatlar kaçak.
söylüyorum. Ama bir şey daha oldu. Şimdi önceden söylüyorum bakın. Her söylediğim çıkar benim. Şimdi UYAP neyse UYAP'ı da kaptırmışlar. Kendi itiraf etti. UYAP da gitmiş. Şimdi bunun anlamı ne biliyor musunuz? Tamamını kendi damatlar da bu işten sıyrılsın diye. Senin kardeşin de çıkacak kızım. Ama bak çıkacak kızım, bak ben sana ne olacağını söylüyorum. Güzel kızım, ne olacağını söylüyorum. Senin kardeşin suçsuzdur. Ama velakin suçluları da, onlar da damat damat. O, efendim. Aynen öyle. Oğlum er, oğlum er, 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 er yapamaz. Zaten erlerin ateş ettiğini, ateş edeni yakala yakala, orada bir sorunumuz yok. Orada bir sorun yok. He? Evet. Ya muhterem, onunla ilgili sorun yok ki. Bununla ilgili sorun yok. Yakala, yakala gereğini yap. Sen inanıyor musun şimdi FETÖ, FETÖ mücadelesinin fevkalade olduğuna inanıyor musun? Böyle bir şey yok. Hadi be sen de. Dolayısıyla evet, FETÖ'yle mücadele edilmelidir. Suçsuz insanlara dikkat edilmelidir. Ama kabahati olan, kusuru olan, suçu olan da en şiddetli şekilde cezalandırılmalıdır. Orada bir sorunumuz yok. Benim söylediğim şu. Suçluları da tahliye edecekler. Görüşürüz o zaman. Suçluları da tahliye edecekler. Suçsuzlarla beraber tahliye edecekler. Sen de ağzını açamayacaksın, öbür de ağzını açamayacak. Genişletirseniz sulanır. Ben buradan bir uyarıda bulunuyorum. Dolayısıyla ne FETÖ'cülük, ne METÖ'cülük, ne KETÖ'cülük mücadelesi gerçek anlamda yapılamıyor. Keşke yapılabilse. Heh. Çıktı. Çıktı. Şimdi onları boş verin ya İçişleri. Aman meclis başkanının oğlu şey damadı kaçak. Torunu da kaçırmış. Adam da beni FETÖ'cülükle suçladı. Ben de dedim ki tekrar söyleyeyim bari huzurunuzda. Beni 24 aydır önce paralel sonra FETÖ'cülükle suçladılar. Huzurunuzda ilan ediyorum. Elimde bana FETÖ'cü diyen herkes bunu ispatlayamazsa, savcılığa gitmezse, suç duyurunda bulunmazsa şerefsizdir, ahlaksızdır, alçaktır. Pasaportum bile yok. Pasaportum bile yok. Ama devletin içine tükürdüler, devletin içine tükürdüler. Şimdi habire birisi çıkıp FETÖ'cü der de, o devlet gereğini yapmazsa o devlet gayri ciddidir, o devlet lav olur. Eğer ben FETÖ'cüysem, bu devlet de gereğini yapmıyorsa bu devlet suçludur. Ama ben FETÖ'cü değilsem ki değilim, bununla ilgili cır 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 sürekli olarak dedikodu ve iftira üretiliyorsa, onların üzerinde de hiçbir şey yapılmıyorsa gene devlet ciddiyetini kaybeder. Benim için kolay. Ben buradayım. Hiçbir yerde gitmiyorum. Pasaportum bile yok. Almadım. Şan olsun, kar olmasın. Pasaport bile çıkartmadım. Ama bir kere daha söylüyorum. Bir kere daha söylüyorum. Meydan meydan geziyorum kardeşim. Varsa bir karineniz, deliliniz, belgeniz, bilginiz derhal gereğini yapın. Yapmayan şerefsizdir. Yapmayan korkaktır. Yapmayan alçaktır. Bir şey daha söylüyorum. Bütün siyasilere meydan okuyorum. Yedi sülalemde, yedi göbek sülalemde, bırakın çoluğumu çocuğumu, yedi göbek sülalemde bir tane FETÖ'cü çıksın, politikayı bugün bırakıyorum. Bunu diyebilecek bir siyasetçi varsa buyursun gelsin. Beraberce konuşalım. Ne damatlarımız, ne gelinlerimiz, ne yeğenlerimiz, ne kuzenlerimiz, bütün sülalemde 13 alan var benim. Bunların çocukları, çocukları, çocukları hepsi dahil. Teyzem
dayım, hepsi dahil tüm sülalemden bahsedeyim, anam babam. Bir adet FETÖ'cü çıksın, her şeyi bırakıyorum. Şimdi bu FETÖ'cülük konusunda dedim, bak iyi hatırlattın. Şimdi muhteremler benim için öldüler. Ya başbakan yardımcısı ol dendi. Güçlü başbakan yardımcılığı dendi. Sevgili kardeşim dendi. Sen çok değerlisin dendi. Meclis başkanı seni seçelim dendi. Yahu bunların hepsi dendi de ben de mi kandırdım bunları? Ama size söz veriyorum. Size söz veriyorum. Asla kandırmayacağım. Asla kandırılmayacağım. Asla aldatmayacağım. Asla aldatılmayacağım. Size söz veriyorum. İyi çalışacaksınız, iyi kazanacaksınız. Size söz veriyorum. Çocuklarınız işsiz kalmayacak. Size söz veriyorum. Türkiye'yi sanayi ülkesi haline getireceğiz. Türkiye'yi üreten bir ülke haline getireceğiz. Size söz veriyorum. Size söz veriyorum. Onu söylüyorum. Size söz veriyorum. Hırsızlık yapmayacağım, yaptırmayacağım. Kul hakkı alanlardan, sizin haklarınızı alanlardan. Yani hem soruları çaldırıp, göz yumup, sizin çocuklarınız işsiz kalarak, sizin çocuklarınız işsiz gezerken, birilerinin çocuklarının ballı maaşlarla devlet görevlerinde olması haram zıkkım olsun, bunları da kusturmazsam namerdim. Ve sonuç olarak çok coşturdunuz beni. Demin il başkanına yolda arabada beraber geldik, dedim ki Afyon'a her geldiğinde mutlaka mahkemelik bir sözüm oluyor. Bakalım bugün ne olacak? Bakalım bugün ne olacak? Sağ ol, Allah razı olsun. Sağ olasınız. Efendim, buyur. Ha bak onu da unuttum, şimdi onu söyleyecektim. Şişt, söyle. Ya ben duyuyorum, söyle. Yerine koyarım. Niye alacağım oğlum? Niye alacağım? Şimdi bak 18 adayı Dışişleri Bakanı dedi ki işgal altında. Bu vatan toprağın işgalidir. Gereği yapmak gerekir. Bak orada başka bir şey olamaz. Gereği yapmak gerekir. Bak vallahi billahi tallahi doğruyu söylüyorum. Gereği yapmak gerekir. Bir şey daha söyleyeyim size. Çok samimiyetle söylüyorum. Şimdi açılıma oturdum. Hendekler kazıldı. Emniyet müdürlerini, valiliklere kafayı çevirtirdin. Şimdi mücadele ediyorsun. Peki o süre içerisinde gelen şehit ailelerinden özür diledin mi? Olur mu böyle bir şey? Şimdi Habur'da kurulan mahkemeleri hatırlayın. Çadır mahkemelerini hatırlayın. Atatürk resmiyle Türk bayrağının dışarı çıkarılışını hatırlayın. Teröristler incinmesin, rahatsız olmasın diye. Hangi birini hatırlatayım ya? Şimdi o kadar unutuluyor ki. Rıza'ya sıra gelmedi. Rıza Bey kardeşimiz, şimdi bak Rıza Bey kardeşimdi. Kardeşim bir baktık Rıza Bey de hain olmuş. Hain.